Sevgili seyirciler, o bundan 3 yıl önce bir şarkı yarışmasıyla hayatımıza girdi. Çok farklı bir duruşu ve tarzı vardı. Kendine has bir sesi ve şarkı söyleyiş tarzı vardı. Ancak geçmişinde yaşadığı bir olaydan ötürü de kimileri tarafından hep eleştirildi. İstenmeyen adam ilan edildi ve yine 3 yıl sonra bir başka olayla gündeme geldi. Bayhan Gürhan stüdyoda konuğum. Hoş geldin Bayhan. Hoş bulduk. Ne oldu? Şimdi söylendi, yazıldı. Senin içinde bulunduğun arabadan polise ateş açılmış, iddia edildi. Anlatır mı? Olay ne oldu? Neydi bu? Yaklaşık 2-3 yıldır ben çıkmak üzere olan albümüm üzerine çalışıyordum. Evime gitmek üzere bir araç çağırtırdım ve Kadıköy'e doğru gittik. Bir arkadaşı bıraktık Kadıköy'de. Saat 1-2-3 sıralarındaydı. 1 ile 2 sıralarındaydı. Aracımızı kullanan şoför biraz fazla alkollüydü. Bu sizin şoförünüz mü? Kimin şoförüydü? Yani normalde bazen öyle yorgun olduğum zaman kendimi aldırdığım kişiydi. Hı. Ya tanıdığınız bir adam. Yani tanıdığım. Tanıdım, yani, evet. Tanıdığım, kısmen tanıdığım. Fakat netice itibariyle bir insan. Ve aracı çok hızlı bir şekilde kullandı. Kadıköy'ün Rıhtım Caddesi çok geniş bir caddedir. Ve sağa doğru dönen bir virajı vardır. Virajı çok hızlı bir şekilde aldı. Virajı alır almaz polis ekibi kontrol noktası kurmuşlardı ve birden karşımıza çıktıklarını ben fark ettim. Araç şoförü muhtemelen panik yapmış olmalı ki kontrol noktasında duramadan onları geçti ve polisler ateş açtılar. Biz dur dedik. Hep bir ağızdan dur dedik. Kaç kişiydiniz arabada? Arabada babamla birlikte 4 kişiydik. Babam da misafirimdi, stüdyoda beraberdik bir şekilde. Dur dedik, galiba vuruldum dedi. Ha. Evet, galiba vuruldum dedi. Zaten ateş... Kenara çekmedi mi? Durmadı mı? Kenara çekmedi, devam etti. Vuruldum dedi. O sırada ateş açılıyordu ve aracı sürmeye devam etti. Muhtemelen çok korkmuş olmalı. Tabii kısa bir müddet sonra... Siz demediniz mi? Ya dur kardeşim, evet. Ateş ediyorlar, dur diyorlar. Diye. Tabii ki ciddi bir panik oldu. Dur dedik, durmadı. Durmadı ya da duramadı. Bir müddet sonra durduk. Polisler geldi mi arkanızdan? Evet, arkamızdan geldiler. Bir sokağa girdik ve durduk araçtan. Hı. Ben indim ve durumu sakinleştirmek için, çünkü ciddi bir panik söz konusuydu. Doğal olarak vurulan arkadaş bağırıyordu. Vurulmuş mu? Evet, bacağından vurulmuştu. Peki bacağından, arabanın içinde nasıl vuruluyor bacağından? Kaportayı delmiş. Hı. Kurşun kaportayı delmiş. Ve bacağına isabet etmiş. Hı. Allah'tan bize herhangi bir kurşun gelmedi. Nice kurşunlar... Ne oldu? Onu aldılar gitti. Peki adam ateş açtı mı, karşılık verdi mi? Hayır, estağfurullah, herhangi bir ateş açma söz konusu olmadı. Bizim bizde hiçbirimizde silah yoktu. Sadece bir tane kuru sıkı vardı. Yani onunla da herhangi bir ateş açılmadı. Ekip arabasında ama kurşun izi varmış. Ekip arabasında kurşun izi varmış. Eğer bizim tarafımızdan gerçekleştirilmiş bir şey olmuş olsaydı, bu doğal olarak balistiklerde, hı, ve araştırmalarda ortaya çıkardı, evet, ve biz şu anda sizin huzurunuzda olamazdık. Netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle... Ne oldu? Sonra tutuklamalar oldu mu? Ne oldu? Yani sonra nasıl bitti? Karakola götürüldük. Vurulan arkadaşımız hastaneye götürüldü. Sonra kendisi de getirildi. Tabi olayların anlaşılması, hı, biraz sabaha aldı. Ancak Kadıköy polis karakolundaki emniyet mensupları da durumun muhtemelen farkındaydı. Zaten ki bizde herhangi bir silah çıkmadı. Camlarımız tamamen kapalıydı. Bayağı şanssızlık değil mi? Yani bu acaba ne kadar şanssızlık, ne kadar şey? Çünkü daha önce bir kaçırma olayına şey oldu, şimdi bu olay oldu. Yani üst üste böyle olaylar geliyor. Hepsi böyle üst üste gelmiyor mu?
Yani gerçekten şanssızlık. Ben sizlerin ve halkın huzuruna uzun zamandır çalıştığım ve gerçek anlamda yapmak istediğim albümle çıkmak isterdim. Fakat böylesine bir talihsizlik oldu. Bu durumdan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Ve asılsız haberler çıktı. İşte bayan çatışmaya girdi, bayan polisler ateş etti gibi. Haşa, ben hayatımda hiç silahım olmadı benim. Hiç silah kullanmadım hayatımda. Bu saatten sonra da olacağını zannetmiyorum ki... Bir daha böyle bir olayla karşı karşıya gelmeyeceksin. Şimdi bir bakıyoruz. Şimdiki aklın olsa, bu soruyu biz herkese soruyoruz. Şimdiki aklın olsa yine popstar'a katılır mıydın? Yani şimdi bu duruma göre değişir. Eğer şimdiki aklımla şimdiki zamanda olsam ve 2003'ün Eylül 2003'ten itibaren şimdiye kadar gerçekleştirilmiş yaklaşık 14 tane popstar'ı bu şekilde görmüş olsam katılmazdım. Çünkü şu anda yarışmaların herhangi bir itibarı olduğunu düşünmüyorum. Fakat ilk yarışmaya katıldığımdan dolayı hiç pişman değilim. Pişman çok mutluyum. Değilsin. Sevgili seyirciler, artık televizyonlarda çeşit çeşit yarışmalar var. Şarkı, buz pateni, oryantal, ne ararsanız var. Ama ilkini bilmem hatırlıyor musunuz? Hani Bayhan'ın da yarıştığı o popstar yarışmasını. Bir de o yarışmanın sivri dilli bir jüri üyesi vardı. Zaten o gün bugündür de hala jüri üyesi. Kerem Şenel, Armağan Çağlayan'a şimdiki aklın olsa yine jüri üyesi olur muydun diye sordu. Bakın Çağlayan ne cevap verdi. Aoo! Falan hani bu kadar kötüsünü görmedim. Bir defa ağzıma verdiniz. Ben oy vermedim. Olmaz. Konuşmasın kardeşim. Bak, bakmaktan duyamadım. Bu kadar kötü olmayı nasıl beceriyorsunuz? Sen hala giyinmeyi öğrenemedin. Hiç kimse televizyonlarda şarkı yarışmasının böylesine tutacağını, böylesine salgına dönüşeceğini ve seyirciyi ekrana kilitleyeceğini düşünmemişti. Hiç kimse jüri olarak sanatçı adaylarını seçen ve not verenlerin o sanatçı adaylarının da çok ötesinde bir şöhrete kavuşacağını, çok sıfırlı sözleşmelere imza atacağını, hatta jüri üyeliğinin adeta bir mesleğe dönüşeceğini tahmin bile edemezdi. Hala oy avcılığı yapıyorsunuz. Estağfurullah. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Tamam, hiçbir şeye de lütfen alet etmeyin. Etmeyin. Alet etmeyin. Armağan Çağlayan profesyonel jüri üyeliğinin ilk ünlenen ismi oldu. Dilinin kemiği yoktu, sertti. Yaşamında ilk kez kamera karşısına geçen gencecik yaştaki sanatçı adaylarının korkulu rüyası haline gelmişti. Renk uyumsuz. Bu kadar kötü olmayı nasıl beceriyorsunuz? Artık hiç mi kendinizi aynaya çıkmadan aynaya bakmıyorsunuz? Şimdi burada atatürkçülük yarıştırmayalım. Tabii ki. Ha, ben tek başıma kalkar burada 6'dan ilk 7 gözüm kapalı sayarım. Sorun bakalım sayabilir mi? 4 yıl öncesinde kimsenin adını bile duymadığı Armağan Çağlayan bir anda evlerimize konuk olmuş, hatta stand-up gösterilerine çıkmaya bile başlamıştı. Çağlayan 4 yılın bilançosunu çıkardığında eleğin üstünde kalanları şöyle anlatıyordu. Ben hiçbir zaman hiç kimseye hakaret etmedim. Hala da etmem. Çünkü eleştirmekle hakaret etmek arasında bir sınır var. Orayı geçerseniz evet hakaret ediyorsunuz. Ama orayı geçmemeye hep özen gösterdim ve geçmeyi de doğru bulmuyorum zaten. Kaç tane insan Simge'nin verilen posterini duvarına asmak ister? Ben asarım. Kaç mesela tane insan Simge ile kendini özdeşleştirir? Bunları düşünmek gerekir. Simge kaç yaşındasın? 26. Simge 26 yaşında. Kaç kilosun Simge? Bilmiyorum. Göründüğüm kilodayım. Kaç kilosun Simge? Bilmiyorum. Bitmesine 2 hafta kaldı. Sen hala giyinmeyi öğrenemedin. Ben hiç kimseye sen yalancısın demedim. Bir şey soracağım Firdevs. Senin için yalancı diyorlar. Diyorlar ki Firdevs sürekli yalan söylüyor. Sorulan soruları geçiştiriyor. Ve öyle uyduruyor. Sonra yenisi çıkıyor, ötekini uyduruyor. Öteki çıkıyor, ötekini uyduruyor. Böyle mi? Armağan Çağlayan ekranda sivri dilinin ona sağladığı şöhretle yoluna devam ediyor. Ve hayatından da memnun gözüküyor. Peki şimdiki aklı olsa acaba yine jüri üyesi olur muydu? Yine kurgulanmış bir yaşamın başrolünde oturur muydu? Şimdiki aklım olsaydı katılmazdım. Çok şey değişti hayatımda. Bu değişiklikler de beni hoşnut etmedi. 12 yıllık televizyoncuydum.
Üstelik de Türkiye'nin bir sürü starıyla çalışmıştım. Hani nasıl yaşadıklarını, ne yapabildiklerini, ne yapamadıklarını da görüyordum. Ama galiba böyle şeyler insanın kendi deneyimlemesiyle ilgili. Armağan Çağlayan bugün pişman gibi gözüküyor. Ama samimi itirafçı bir jüri üyesi olarak işine devam ediyor. Puanlarınızı alacak. Evet zaten. Puanlarım. Vallahi sıfır. Sıfır. Evet. Aman tanrım. Armağan Çağlayan nasıl bir jüri üyesiydi? Yani aslında çok fazla yorum yapmak istediğim bir jüri üyesi değil. Ancak belirli konuları bildiği konusunda yani zeki bir insan fakat zekası gerçek anlamdaki gerçeklerle örtülü değil diye düşünüyorum. Okay. Ne zaman çıkıyor yeni albüm? Biraz da iyi bir şeyden konuşalım. Ne zaman? 6 ay, 1 sene. Muhtemelen en geç 2-3 ay içerisinde albüm çıkacak diye umut ediyorum. 2-3 ay sonra şeyin çıktığı zaman herkes senden başka şekilde bahsedecektir mutlaka. Çok teşekkürler geldiğin için. Sağ olun.